Abi değişmezse yine aç kalacağız. Mantıken değişmeli yani. Ya insanın karnını değişince doyurabilmesi için. Değişince doyuyor. Ben bu neyim benim? Ben buna garanti veririm. Niye biliyor musun abi? Yok niye biliyor musun? Yok ben sana bir şey diyeyim mi? Siz zaten bu anca zekayla bu kadar gidersiniz abi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yok bak o gelecek insanlar çalmayacak. Niye biliyor musun? Ben de çok partiye gittim. Ben de çok partinin içine girdim. Tamam mı? AK Parti kadar, bak AK Parti kadar diyorum, çalan hırsız kimseyi görmedim şurada. Bravo, bak çalan hırsız, siz, abi bak siz bu zekayla şu zekayla var ya, şu zekayla ancak aç gezersin, ben daha bir şey demiyorum size. Maşallah, aç değiliz. O zaman iyi, git evine yemeğine, ben karışmıyorum. Önümüzdeki seçimde bir iktidarda değişiklik bekliyor musunuz? Hiç de aç geç görmüyorum maşallah. Ben hiç de aç görmüyorum. Arkadaşlar bir saniye susun arkadaşlar. Bir kere bu iktidarın kesinlikle değişmesi gerekiyor. Bunlar gelirken yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara karşıyız. Bunları ortadan kaldıracağız diye geldiler. Ama gerçekten yolsuzluğun zirvesine vardılar. Hırsızlığın zirvesine vardılar. Ama örnek olarak söyleyeyim. Örnek olarak. Türkiye beşli çete dönüyor ve onlara bağlı olan bir takım insanlar tarafından sömürülüyor. Bütün Türkiye'nin kaynakları toplasan 1000 kişinin cebine gidiyor. 128 milyar 130 milyar dolar nereye gitti? Bu para ne oldu? Bu para kimin cebine girdi? Ve son dönemlerde doları yükselttiler, parayı vurdular. Doları tekrar indirdiler, tekrar parayı vurdular. Dolayısıyla ben şunu söyleyeyim. Bu iktidar değişmeden ve Türkiye'ye demokratik bir iktidar gelmeden, Türkiye'de gerçekten demokratik bir cumhuriyet olmadan bu ülkenin ve bu insanların insanca yaşaması mümkün değildir. İnsanların sorgulaması lazım. Artık bu korku duvarını yıkması lazım bu insanların. Ben şimdi dikkat ediyorum. İnsanlar korktuğu için konuşamıyor. Arkadaşlar korkunun ecele faydası yok. Bu vatan bizim. Bu gençler bizim. Şu anda neredeyse işsizlik %50. Anlatabiliyor muyum? Üretim sıfır. Üretim sıfır. Ondan sonra adalet tamamen yok edilmiş ve bir kişinin emrine amade edilmiş vaziyette. Ne böyle bir ülke olur, ne böyle bir vatan olur. Şöyle abi bakın. Yıllar önce Süleyman Demirel çok güzel bir şey söylemiş. Boş tencere her hükümeti devirir diye. Gerçekten de yani bizim ülkemizin insanı çok vefakardır. Siz bir siyasetçi olarak gidin o insanın ayağına bir bardak çayını için, bir esnafı ziyaret edin. O adam 10 tane oyu varsa en azından ikisini size verir. Vefakar. Bizim çünkü oyumuz veli nimet değildi bu ülkede son 3-4 seneye kadar. Ama yani bu durum artık değişecek. İnsanlar tencere kaynamadığı zaman değil bir evden bir oy hani minnet vefa için verelim. Ya insanlar birbirlerine şu an artık AK Parti'ye işte bu hükümete oy vermenin diye birbirlerini ikna etme çabasındalar. Bakın herkes bir şeyler daha güzel olsun diye etrafındakileri ikna etme çabasında. Çünkü bir kişiyle olacak bir şey değil. Topyekun olacak bir şey. Ben açık söyleyeyim. Millet İttifakı'ndan da kısmen çok ümitliyim. Belli soru işaretlerim var tabii ki. Anlaşabilirler mi anlaşamazlar mı? Şu anki konjonktürde siyasi kaygıları yok da sanki gerçekten ülkenin iyiliğini istiyorlarmış gibi görünüyor. Ama bu bir 20-30 dakika önce bir abimiz dedi ya hani onlar çalmayacak mı vesaire. Bakın bir insan ya iyidir ya kötü, ya hırsızdır ya dürüsttür. Bunun ortası yok. Eğer gelen adam çalarsa onu da nasıl yukarı çıkarttıysan indirmesini bileceksin. Karşına gelen adam hırsızsa kardeşim 4 sene 5 senede bir sandık önüne geliyor. En fazla 5 senede. Sandık önüne geliyor. Hırsızlık yaptığını düşünüyorsan vermeyeceksin oyunu. Ben bizzat şu lafa şahit olmuş bir insanım. 10 lira kazanıyorsa bu devlet, 7 liralık iş yapıyorsa 3'ünü de çalsın diyor adam. Bunu kanıksamış zaten. Sen, yani ben kimseyi zan altında bırakmak, hakaret etmek, aşağılamak gibi haddim de hakkım da yok. Ama bunu da kabul etmeyin ya. Niye? Ya siz kendi verginizle niye birilerinin cebini doldurmayı kabul ediyorsunuz? Bu nasıl bir zihin ya? Ben anlamıyorum yani. Olması lazım zaten. Hani bu bizim vatandaşlarımız biraz affedersiniz koyun sürüsü gibi. Hani dediğin gibi hani çok savunan var. Neyini savunuyorsunuz biz anlamıyoruz. Tamam diyorsunuz ki biz zamanında çok yokluk gördük, gaz kuyruğu gördük, tüp kuyruğu gördük, yağ kuyruğu gördünüz. Tamam da şu an biz 20, yani yaşadığımız yüzyılda
Biz bunları halk ekmekte mesela şu an ya içim acıyor. Vallahi minibüste giderken o kadar insanlar kuyrukta saatlerce beklemenin yok diyorlar, poz vermeye gidiyorlar. Ya arkadaş görmüyorsunuz durumu. Saraydan konuşuyorsunuz. İyi güzel hoş her şey güzel görünüyor. Ama hani bu vatandaşların ya bir gün sizin maaşlarınızla bizim maaşlarımızı bir yerde isterim. Bir geçinin ya, nasıl geçineceksiniz? Bir aylık fazla ya, da bir değil. Bir aylık. Geçinemezler. Kesinlikle var olan iktidar gidecek. Gidiyor, gitmekte olan. Kesinlikle gidecek. Kesinlikle gidecek. Her şey çok güzel olacak. Şimdi bakın kardeşim. İktidar değişir. Ama ben adam bulursam değiştiririm. Şu anda bir saniye ya. Şimdi şu anda ülkemizde açıklama yapıyorlar. Diyor ki ben S-400'leri geri vereceğim. Ben köprüyü yıkacağım. Ya böyle bir mantık yok. Bana de ki geldiğimde, bana geldiğimde de ki ben bir köprü daha yapacağım. Bana geldiğinde de ki kardeşim ben S-400'ü kendi ülkemde üreteceğim. Yani bunları söylesinler bize. Ben şimdi hep karalama kampanyası, eğri oturalım doğru konuşalım. Arkadaşlar hepsi karalama kampanyası. Tayyip Erdoğan kötü. Ya tamam kötü. Hadi kabul edelim. Ama buna kardeşim sen bir alternatif sunsana bana. Ben sana geleyim. Mesela muhalefetin 6 liderin bir araya gelmesi, bir protokol imzalamalar, onu nasıl delil? Abi bomboş o ya. Boş, bence boş. Yani şimdi şöyle bir şey. Meral Akşener'in biraz oyu kıpırdama var. Yani CHP'nin oyu yüzde her zaman için 24-26 geçmez. Yani bu böyledir. Kemikleşmiş ama bir oyu var. Ya şimdi var. Onun bir çizgisi var. Bak onun şimdi CHP. Abi CHP'nin şu oyu şu. Sağlam bu. Bakın yani. Sağlam da. Yani. CHP satmıyorlar yani. Atatürk'ün partiliğinden çıkmış. Abi be, Allah görsün iktidar değişirse vallahi Suriye, Irak, Afrika'dan da vallahi kötü oluruz. Tayyip Erdoğan benim kötü olacak. Tayyip Erdoğan benim babam oğul değil. Bak ben kendi fikrim söylüyor. Ben emekli bir insanım. Gel ayağımı yorganımı uzatayım. Vallahi kötü oluruz. Çünkü neden biliyor musun? Alt koalisyon. Bu arkadaşın için HDP'li var, CHP'li var, İplik, Meral abla var. Hepsinden var. Koalisyon abi iyi değil ya. Aynı market dükkanı açıyorsun, 4 kişi var ya. Bir A diyor, biri B diyor, biri C diyor. Şimdi HDP buranın ana faktörü. Hayır. Gizli Cumhurbaşkanı olacak şimdi. Hayır. Hayır. Değil. Mesela Demirtaş'ın anlaştılar bak. Apo'da çıkacak diyecek lan. Apo'da çıkacak. Ya bak doğru söylüyorum. Bir şey demiyorum bak. HDP herkesin lideri abi. Apo'da. Biz kızabiliriz. Ama HDP'lerin lideri. Çıkacak diyecekler. Meral abla oradan ya diyecek. Öbürü muhafazakar, öbürü liberal. Abi vallahi karma karşı olacak yani.